Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugünkü konuğumuz bir oyuncu kulaklığı Rampage'in vektör modeli. Bildiğiniz üzere piyasadaki oyuncu kulaklıklarının çok farklı bir fiyat segmentine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin 200-300 TL'ye bile oyuncu kulaklığı bulabilecekken üst segment modellerin 3000-4000 TL'lere kadar çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ki 2000-3000 TL'lere kadar çıktığımızda hem ses kalitesi tarafında hem de kullanılabilirlik tarafında daha iyi modeller karşımıza çıkıyor. Örneğin kablosuz modeller oluyor bunlar genellikle. Ama biz bugün fiyat performans odaklı uygun fiyatlı olarak tabir edebileceğimiz bir modelle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Rampage genellikle oyuncu ekipmanı tarafında uygun fiyatlı modelleriyle karşımıza çıkıyor. Gerek klavye, gerek mouse, gerek kulaklık tarafında, hatta oyuncu koltuğu tarafında bile sevilen modelleri mevcut. Bugün ise yine uygun fiyatlı bir kulaklığıyla karşınıza çıkacağız. Bu kulaklığın özellikle ergonomik yapısı ve teknik özellik tarafında sunduğu özelliklerle birleştirdiğimizde ortaya çıkan fiyatının bir aylık fazla olmasını bekliyoruz. Fakat Rampage bu rahat modelini piyasaya göre, rakiplerine göre biraz daha uygun fiyatla sunmayı amaçlamış durumda. Dilerseniz Rampage vektör modelinin teknik özelliklerine geçmeden önce tasarımıyla incelememize başlayalım. Cihazın ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimizde kulak pedlerinin bir hayli yumuşak olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda şu esnek yapıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Hani ne kadar ergonomik olduğunu siz anlayın. İstediğim gibi oynatabiliyorum. Açıp kaparken hani böyle esneme yapıldığı zaman hiç kırılacakmış hissiyatı vermiyor. Hani şöyle yukarı yaptığım zaman zaten kafa boyutunuzdan dolayı kafanızı sıkması lazım. Bu yüzden yukarı doğru tam açamıyorum. Ama şu çapraz olayına geldiğim zaman hani bu boynuna koyduğunuz senaryoda ya da bunun dışında şöyle esnediği yere düştüğü üzerine bastınız. Herhangi bir senaryoda bile asla kırılmayacakmış gibi hissettiriyor. Tabii ki yine de fazla zorlamaya gerek yok. Yani bir kulaklığı neden böyle kullanalım? Bunun dışında sağ ve sol tarafında kafa ayarı bulunuyor. Ayrıca sol tarafında yine dahili bir mikrofonu var. Fakat bu mikrofon çıkamıyor arkadaşlar. Yani siz böyle oynatabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi hani diyelim ki bir oyun oynarken masanızda bir harici mikrofon var, yani bu mikrofona ihtiyacınız yok. En fazla şöyle geri atabilirsiniz. Bu da esnek bir yapıya sahip olduğu için zamanla yine öne doğru gelecektir. Bu yüzden mikrofonun çıkmamasının bir dezavantajı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu fiyat segmentine sahip diğer modellere baktığımızda yine rakip modellerde de dahili bir mikrofon bulunuyordu. Yani mikrofonun çıkmaması bu fiyat segmentine göre normal. Bunun dışında sağ kulak pedinin sağında solunda herhangi bir tuş bulunmazken sol tarafında ses açıp kapatabileceğiniz ve mikrofonu da açıp kapatabileceğiniz bir tuş bulunuyor. Bunun dışında genel olarak tasarım hatlarını incelediğimizde özellikle bu kulakçıklardaki delikli tasarım ve bunun altında Rampage logosunun etrafına konumlandırılmış RGB LED'in bir hayli hoş durduğunu söyleyebiliriz. Zaten şu an detaylarda da görüyorsunuz. Fakat bu RGB LED renk değiştirmiyor. Yani Rainbow renk kurulumuyla geliyor ve o renkler sabit, fakat yine de karanlıkta ve aydınlıkta hoş duran bir tasarım anlayışına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak tasarım ayrıntılarını incelediğim zaman hoş bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu hoş tasarımı rahat bir yapıyla buluşturuyor olması da önemli bir avantaj. Şöyle hatta sizin için bir kulağıma takayım. Şöyle kafam için ayarladığımda şu anda yine kendimi duyabiliyorum, fakat dışarıdaki sesi bir nebze absorbe etmiş durumda. Ayrıca kulağımda sağdan ve soldan duruşta bu şekilde ve kafama taktığımda da hiçbir şekilde kafama rahatsızlık veren bir yapıya sahip olmadığını belirtelim. Üst taraf kulak pedlerine göre biraz daha sert, ama zaten kulak pedleri uzun süre kullanımda bile deforme olmazken üst taraf uzun süreli kullanımda deforme olabiliyor. Bu yüzden Rampage'in en azından şimdilik sert bir süngerle gelmesi, uzun süreli kullanımda deformeyi engellemek istemesi yine ince bir düşünce olmuş. Tabii ki en başlarda birazcık kafanızı acıtabilir, ama onun dışında kullanım tarafında herhangi bir rahatsızlık vermediğini söyleyebiliriz. Evet, şimdi gelelim Rampage vektör modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. 50 mm'lik sürücülerle gelen model 32 ohm empedans sunuyor. Bununla beraber 100 desibellik bir hassaslık olduğunu belirtelim. Mikrofonun empedansı ise 2.2 ohm. Bağlantı tipinde hem USB hem jack bulunuyor. Buna da önümüzdeki dakikalarda değineceğiz. PC, PlayStation 4 ve Xbox desteğinin de olduğunu belirtelim. Örgü kablo ile gelen modelin kablo uzunluğu ise 2 metre. Evet arkadaşlar, şu anda beni Rampage'in vektör modelinin mikrofonlarından duyuyorsunuz. Yani oyun esnasında ya da herhangi bir görüşmede karşı taraf sizi bu şekilde duyacak. Siz mikrofon performansını nasıl buldunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.
Evet, teknik özelliklere de baktığımıza göre şimdi bağlantılar kısmına geri dönebiliriz. Bağlantılar kısmında örgü bir kablonun ucunda hem 3.5 mm'lik jack hem de bir USB portu bizleri karşılıyor. Bununla beraber kutu içeriğinden şöyle bir jack çevirici çıkıyor. Buradan tek jack alıyorsunuz ve bilgisayarınızda eğer hem mikrofon hem kulaklık olmak üzere ikiye ayrılmış bir jack girişi varsa bu aparatı kullanmanız gerekiyor. Fakat yalnızca USB üzerinden ses bağlantısı alabiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Yani kulaklığın üzerinde bulunan USB slotunun asıl amacı mikrofonun kulakçıklarında bulunan rainbow aydınlatma ve mikrofonun ucundaki mavi aydınlatmayı yakmak için. Yani hiçbir şekilde ses aktarımı konusunda USB portu bizlere bir güç sağlamıyor. Yani yalnızca jack girişinizi bilgisayara takarak da kulaklığı kullanmanız mümkün. USB'yi kullanmanızın tek amacı aydınlatma tarafında fayda sağlamak olacaktır. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bu kimisine göre avantajken kimisine göre dezavantajdır. Yani USB ile güç alındığında kulaklığın daha çok güç aldığı için daha iyi performans sergilediğini savunanlar da mevcut. Ama tabii ki de jack girişinden aynı zamanda telefonla da kullanılabilirlik tarafında avantaj sağlayan bir model olduğu için jack'ı da savunanlar var. Fakat bu kulaklığı ben neden telefonumda ya da tabletimde kullanayım? O yüzden USB'den güç alsaydı bir tık daha iyi olabilirdi. Ama yine de yanında çeviricisiyle gelmesi bir avantaj olmuş. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Evet, şimdi geldi Grampatch Vector modelinin sunduğu deneyime. Bu modeli yaklaşık bir haftadır kullanıyorum arkadaşlar ve genellikle FPS türü oyunlar oynadım. Genel olarak Valorant, CSGO gibi oyunlarda sağımdan solumdan sesi rahatlıkla ayırt edebildiğimi ve sanal surround desteği sayesinde de önümden arkamdan gelen sesleri de rahatlıkla ayırt edebildiğim bir model olduğunu belirteyim. Bunun dışında 4-5 saatlik kullanımda bile kulağı ağrıtmayan bir yapıya sahip. Zaten süngerler kulağa çevrildiği için 4-5 saatlik kullanımda bile kulağınız rahatsız olmuyor. Bunun dışında ağır bir model değil. Yani kafanızda yük yapmıyor, kafanızı yormuyor. Fakat üst taraftaki süngerin biraz sıktığını belirtmiştik. İlk 1-2 saatlik kullanımda bir şey olmasa da 3-4 saatlik kullanımda süngerlerin buraları sıktığını hissedebiliyorsunuz. Yani bir zaman sonra rahatsız olabilirsiniz. Fakat bildiğiniz üzere uygun fiyatlı çoğu kulaklıkta bu süngerler kullanıcılara kısa vadede konfor sunduğu için genellikle yumuşak tercih ediliyor. Fakat o kulaklıklarda bir süre sonra artık deformasyon yaşanabiliyor. Ama ben Rampage Vector modelinin bu tepedeki süngerlerinin sert yapılmasının biraz daha uzun vadede konforu sağlamak için olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yalnızca bir haftadır kullanıyorum. Eğer önümüzdeki zamanlarda yine yorumlardan belirtirseniz uzun dönemde kullanımda ne gibi artı ya da eksi sundu diye yine sorarsanız sizlere yine yorum kısmında belirteceğim. Bunun dışında bir haftalık kullanımda sunduğu deneyimin tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi gelelim fiyatına. Fiyat tarafında 450 TL'lik bir fiyat etiketi sunuyor. Tabii ki bu incelemeyi izlediğiniz zamana göre bu fiyat değişebilir, artabilir, azalabilir. Fakat bizim bu incelemeyi yaptığımız tarihte 450 TL'lik bir fiyat etiketi olduğunu söyleyelim. Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor. Bizdeki beyaz modelde. Fiyatını değerlendirdiğimiz zaman yine piyasadaki giriş orta segment olarak tabir edebileceğimiz kulaklık modellerinin benzer fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama Rampage'in bazı artıları var. RGB aydınlatması, açılır kapanır mikrofonu yan tarafından, bununla beraber zarar gelmeyecek bir örgü kablosu, kutu içeriğinden aparatıyla çıkması, bunun gibi ekstraları satın alıp alırken göz önünde bulundurmanızı öneriyorum. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldik. Genel olarak ortalamanın üstünde ve bizim beklentilerimizi karşılayan en azından fiyata göre olduğunu belirtelim. Bu model hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yine sizlerle yorumlar kısmında yardımcı olmaya çalışacağım. Yorumların hepsini okuduğumuzu ve değerlendirdiğimizde sizlerle paylaşalım. Önümüzdeki günlerde farklı inceleme videoları ile sizleri karşılamaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.